Geçtiğimiz günlerde kısa bir video paylaştım. Genç yaşta yaparsan ileride seni zengin edecek davranışlar diye. Önce bir videoyu izleyelim. Genç yaşta yaparsan ileride seni zengin edecek davranışlar. Her gün kitap okumak. Günlerini planlamak. Yüksek gelirli beceriler edinmek. Paranın nasıl çalıştığını öğrenmek. Sosyal medyada bir kitleye sahip olmak. Bu videodaki yöntemleri sadece söyleyip ufak bir bilgi verip geçtim. Bu videoda bu çok değerli bilgilerin neden değerli olduğunu ve bunları nasıl yapacağınızı anlatacağım. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutma. Başlayalım. Her gün kitap okumak maddesiyle başlıyor video. Kitap okumanın ne kadar önemli bir şey olduğunu bu kanalda ben, başka kanallarda diğer insanlar yüzlerce kez anlattılar. Hatta okulda bile anlatmışlardır. Her ne kadar önemini bile söylemeden sadece okuyun deseler de söylemişlerdir. Kısaca özetleyeceğim. Hayatınız bütün tecrübeleri tatacak kadar uzun değil. Kitap okuyarak istediğin tecrübeyi tatmış birinin tecrübelerini tatmış olacaksın. Bir hayata başka hayatlar sığdırmak gibi bir şey bu. Örneğin e-ticaret yapmak isteyen biri olarak dünyanın en büyük e-ticaret kuruluşunun sahibi Jeff Bezos'un tecrübelerine bile ulaşabiliyorum. Bu paha biçilemez bir şey. Bu videoda okuyun da okuyun diye darlamayacağım. Evet okumak güzel ama olmuyorsa dinleyin. Hadi bu da olmuyorsa o konuyu araştırın. Yeter ki bilgiye bir şekilde ulaşın. Günlerini planlamak. Her gün yatmadan önce bir kağıda yarın yapmanız gereken işleri yazın. Ve en önemli işi yıldızlayın. Onu ilk yapmaya çalışın. Planlama yapılmış bir kağıt ne değiştirir diye düşünme. Bu bir odaklanma eylemidir. Bir planlamanız yoksa yapmanız gereken işlerin arasında kaybolursunuz. Hangisinden başlayayım, hangisi önemli, hangisini ilk yapayım derken kafanız allak bullak olur. Ama planlı olduğunuzda odağınız herhalde bir 100 kat artıyor. Aynı zamanda görevi tamamladıktan sonra üzerine bir çizgi attığında beyninizin dopamin sistemi harekete geçiyor. Beyin ben bir şey başardım diyor. Bu da diğer görevler için çalışma isteğinin artmasını sağlıyor. Gününü planlayan ile planlamayan iki insan arasında 50 senelik başarı farkı vardır. Yüksek gelirli beceriler öğrenmek. 6 ay önce bu maddeyi uygulamaya karar verdim. Bu kararı vermek hayatımı değiştirdi. Küçüklüğümden beri hayalini kurduğum online işimi kurdum. Özgür yaşama hayalimi gerçeğe dönüştürüyorum. Bir insanın beceri öğrenmek için kendine süre vermesi ve bu süre boyunca bütün boş zamanlarında bunu yapması bana olduğu gibi onun da hayatını değiştirebilir. Bunun nasıl olabileceğine dair bir örnek vereyim. Lise öğrencisisin diyelim ya da maaşlı bir çalışan, fark etmez. Sana para, sağlık, mutluluk getirecek bir beceriyi gözüne kestir. Para kazanmak istiyorsan sana para kazandıracak bir beceri seçmen gerekir. Örneğin yazılım. Okuldan, işinden arda kalan vakitlerde buna yoğunlaşırsanız 6 ay, 1 sene sonra size para kazandırabilecek bir seviyeye gelecek bu iş. Sağlık istiyorsanız okuldan, işten artan vakitlerde spor yapmaya zaman ayırabilirsiniz. Mutluluk istiyorsanız kalan vakitlerde ailenizle vakit geçirebilirsiniz. Kısacası ne istiyorsanız süre koyup öğrenmelisiniz. Paranın nasıl çalıştığını öğren. Yıllarca okul okuyoruz, eğitim alıyoruz. Sözde. Ama bu yıllarca süren kocaman çerçeveye baktığımızda para ile alakalı hiçbir şey göremiyoruz. Çünkü bize çalışan olmayı öğretiyorlar. Her ay sonu bize verilen para ile bir ay geçirin ve bunu yıllarca yapın diyorlar. Para ile alakalı hiçbir şey öğrenmiyor olmamız dünyanın en saçma şeyidir. Söylemekten mutlu değilim ama her şey para. Ne kadar özgür olduğunuz, ne yediğiniz, ne kadar sağlıklı olduğunuz, aklımıza gelen gelmeyen her şey paraya bağlı. Bütün hayatımıza etki eden bu şeyi toplum öğretmiyorsa kendimiz öğreneceğiz. Finansal okuryazarlık adı altında YouTube aramaları yap. Bu konuyu detaylı anlatan çok güzel kitaplar var, eğitimler var. Sosyal medyada kitleye sahip olmak. Bunu duyunca ne gerek var diyecek milyonlarca insan var eminim. Ama bir insanın sosyal medyada ufak da olsa bir kitlesi olması o kadar büyük bir güç ki, bunun sizin geleceğinize o kadar faydası var ki, nereden başlayayım bilmiyorum. Ama aklıma gelenlerden başlayayım. Sosyal medya başlı başına bir iş zaten. Burada çok para var. Burada bir iş kurabilirsin. İşini buraya taşıyabilirsin. Zaten olan işinin reklamını burada yapabilirsin. Ürün satabilirsin. Başkalarının ürünlerini satarak para kazanabilirsin. Sponsorluk alarak para kazanabilirsin. Sosyal medya dünyanın en popüler işidir. Bu işi öğrenin. Bir kitleye sahip olun.
Emin olun devamı çok güzel gelecek. Bu işe nasıl sıfırdan başlayacağını ve para kazanacağını anlatacağın bir e-kitabım var. Bu 54 sayfalık az ve öz kitapta her şeyi öğreneceksin. İndirimli bir şekilde videonun açıklama kısmındaki linkten alabilirsin. Eğer kitabı almak istemiyorsan yorumda bir oynatma listesi var. O oynatma listesinde internetten para kazanmayı öğretiyorum. Ekranda bir yerde de çıkmıştır. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutma. Selametle dostum.